Ayağım üşüdü. Çok garip bir gece geçirdim. 15 kez falan uyanmış olabilirim. Yani neredeyse hiç uyumadım. Gördüğüm bir rüyayı hatırlıyorum. Bugüne başlamıştım. Sabah olmuştu. Ben vlog çekmeye başlamıştım. Ve her şey çok kötü gidiyordu. Ama sonra gözümü bir açtım ve henüz uyuyorum. Saat gece 2 falandı. Kafayı yiyorum. Programım tamamen değişti. Spora başladım. Biraz arka plan değişikliği yapayım. Öncelikle saat 7.30 olduğunda saatlerimiz spinning dersine gireceğim. Ve bu arada pazartesileri artık dersim olmadığı için pazartesi sendromu yaşamıyorum ama salı sendromu yaşıyorum. Yani çok da bir farkı yok. Ama var bence bu arada gerçekten. Psikolojik olarak pazartesinizin boş olacağını bilmek ya da en azından kendi işlerinizi ayırabileceğiniz bir pazartesiniz olduğunu bilmek bence böyle biraz değişik hissettiriyor. Ya da ben öyle inandırdım kendime. Ama bugün şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Eğer evde kalıyorsam sabah saatlerine bir spor dersi koyuyorum ve böylece uyandıktan sonra zaten evden çıkmak zorunda kalıyorum. Ve o sırada böyle bir açılıyorum. Kafam rahatlıyor, vücudum açılıyor vesaire. Sonrasında eğer dışarıda çalışabileceğim gibi bir elimde iş varsa, mesela bugün var, bir tane essay yazmam gerekiyor ve bir kahvecide oturup essay'i yazacağımı düşünüyorum. Böylece gerçekten programımı bir anda devreye sokmuş oluyorum. İşte yoksa mesela yine oturuyorum 6.30'da kalkar, işe gider kendime yavaşça kahve yapar, 5 bölüm kadar Gossip Girl izler. Bazen bu arada böyle günlere de ihtiyacımız var, yani yok değil. Ama o günler haftanın 5 günü ise no good, no good. Onun için bugün birazdan beraber spinning'e gideceğiz. Mesela sabahın 8'inde sanki bir diskoya girmiş gibi hissedeceğim kendimi. Çıkalım artık. Bu arada şu ışık çok güzel duruyor ya. Soul Cycle'dan çıktım şu an. Ya spinning dersleri gerçekten hayal ettiğimden çok daha iyi geçiyor. Buraya böyle YouTube'dan falan görüntü bulursam koyarım nasıl bir şey olduğunu. Çünkü tabii ki de o ortamda böyle çekmek pek mümkün olmuyor. Zaten her şeyim işte telefon, kamera, her şeyi soyunma odasında bırakıyorum ama değişik bir tecrübe olduğunu söylemeliyim ve ilk spinning dersinden sonra şey demiştim böyle, mümkün değil, mümkün değil bir daha gitmem. Çünkü hani ne olduğunu tamamen anlamadığım böyle bir dersti. Fakat şu an 6. dersimden çıktım ve gitgide keyifli olduğunu söylemeliyim. Çok yorucu. İnanılmaz yorucu bir şey. Ama güzel. Çok güzel hatta. Hava çok güzel. Ya spordan eve nasıl dönülür ki yani? Bunu belli edecek ne var yani? Bu biraz böyle partiden sarhoş çıkmışım, yolunu bulamıyor. Böyle çok yorgunum, tamam mı? Bu da yani okuldan çıkmış, çok aç eve gelmiş, anne ne yemek var? Nasıl spordan eve dönülür? İşte ben de onu sordum zaten sana. Şimdi arabanın altında kalma da yani eve dönebil yani, tamam mı? Spordan eve dönebil. Gidiyorum ben. Hadi abi. Bu hangi spordan eve dönüş yürüyüşün? Spinning dersinden dönüyorum yürüyüşü bu. Abi dedi bizim mahallede spordan eve dönen deliler var diyor. Bu arada yeni fotoğraf attım. Beni hala Instagram'dan takip etmeyenler niye bu video yayınlandığında da yeni fotoğraf atmış olacak mısın acaba? Atıyorum ben hep fotoğraf falan. Yaparım öyle şeyler yani. Yeter döndük. Kerem bugün kickboksa gitti. Çocuğumuz bugün ilk kickboks dersine gitti. Ben de spinning'e gittim. Yarın beraber kickboksa gideceğiz. Bayağı evimizi çok iyileşim. Hayır. Çatının olmadığını düşün. Tamam da işte. Ya şu çatı yok. Sen burası aydınlanacak yani. Ne diyeceğiz? Yani hani... Böyle bizim camların üstünde şey duruyor, ne denir? Ne deniyor onlara? Bizim şu an çatıyı yapıyorlar ama aslında yapmıyorlar ve çatıdan bir şey dökülmesin diye construction var ve o kısacası tadilat var yani de. Konstrüksiyon. Konstrüksiyon olur. Vallahi konstrüksiyon diye bir şey var. Hayır, var da o anlamda kullanmıyoruz. Evet, inşaat yapımında kullanılan bir yönteme çelik konstrüksiyon.
konstrüksiyon deniyor. Ya ona benziyor mu? Ama zaten evet oradan geliyor bu arada. Neyse sonuç olarak bizim güya çatıyı yapıyorlar ama tam bir senedir yapmamalarıyla beraber o çelik çelik konstrüksiyon var. Şuraya fotoğrafını koyarım zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve o bizim bütün ışığımızı kesiyor. Yani ev kapkaranlık sürekli. Sürekli ışıkla oturmak zorunda kalıyoruz. Niye bunu anlatıyordum Kerem? Kirletiyorsun ki ama yani o niye? Bunlar zaten yıkanık. Hayır abi. Ama şu an mesela net değil. Yani şu an ne? Hem yıkanık hem net. Ben ona güvenemem. Güvenemem. Uyuyamadığım ikinci geceydi. Bilmiyorum. Bugün benim için aslında pazartesi gibi bir şey. Bir tane dersim var 4'e kadar. Çok kötü bir gün değil. Hatta bence gayet güzel bir gün. Bir matematik bir de İngilizce dersim var. Merchandising mat. Bugün 5 gibi eve geleceğim. Ve eğer enerjim kalırsa akşam 6'da kickboxing'e gitmek gibi bir planım var. Thank you. Bir dakika, hayır. Sana eşi Fransız olan biri olarak diyeceğim ki, unuttum ya, bir dakika. Sabah. Hello conversation. Evet. Comment tu t'appelles? Je m'appelle. Kapıyı ben mi açacağım? Kapıyı niye ben açıyorum ki? Aç anahtarın ne ya? Anahtarını unutmuşsun. Ne? Hayır. Hayır ya Allah Allah. Ya ben açmayacağım ya. Açmayacağım. Yokum ben, evde değilim. Ya çıktı evden. Vlog için tekrar kamerayı koydu. Bir daha girmeye çalışıyor. Şimdi zile basıyor. Demin anahtarla giriyor. Ben geldim. Bana hikaye anlattın mı şimdi? Anahtarını unutmuşsun. Ne etmedin de benim geldim. Ay şükür beni çok özlemişsin. Dördüncüye geliyorsun. Ne çok özledim bugün. Anahtarını unutmuşsun. Anlaşma. Burada sahne bitiyor zannettim. Ama yardımcı olmuyorsun. Oldum bütün baştan. Hani iyi günde kötü günde birbirimizin işine destek oluyorduk. Hani. Ben insanlar işin gerçeğini öğrensin. Dürüst bir YouTuber olarak. Bana hiç yardımcı olmuyor. Yaralıyız hala. Ya nasıl vuruyorsa deli danalar gibi. Kickboxing'den çıktık şu an ve ben yaklaşık olarak bir aydır falan gidiyorum. Haftanın 3-4 günü gidiyorum bu arada. Ve başlarda inanılmaz yoruluyordum, hiç yetişemiyordum. Mesela işte bütün sınavlarda vesaire bir süre sonra pes ediyordum. Çünkü zaten hani kickboxing yaparken böyle arada durdurup işte squat yaptırıyor, sınav çektiriyor gibi şeyler. Ve şu an mesela bu derste fark ettim ki bu bir ayda gerçekten güçlenmişim ve şu an yani hala tabii ki de zorlanıyorum ama
artık yetişebiliyorum ve daha rahatım yaparken, o kadar yorulmuyorum ya da böyle ölmüyorum en azından. Hoşuma gitti. İnsan böyle biraz olsun vücudunun bir şekilde değiştiğini görmeye başladıkça daha da çok hevesleniyor bence ve daha da böyle yapısı geliyor. Günaydın. Kamerayı hızlıca böyle bir açıp birazdan da kapatıyorum. Çünkü bugün 9'dan 6'ya kadar 9 saat boyunca derste olacağım ve sizinle ne yazık ki bu sırada pek görüşemeyeceğiz. Ben de derse odaklanmak adına hatta kamerayı hiç çıkarmamayı planlıyorum okulda bugün. Onu söylemek istedim. Çarşamba günlerim benim en yoğun günlerim. Anlamış olduğunuz üzere 9-12 arasında dersteyim. 12-13 arasında 3-10-6 arasında dersteyim. Ama bu sayede yarınım boşa çıktı. Ya bilmiyorum, en azından böyle bir günümün böyle çok dolu olması aslında sonraki günlere yarıyor. Evet, bu kadar diyeceklerim. Ben de hemen hazırlanıp çıkıyorum. Bu arada üstümü aynı giyeceğim dünle. Zaten dünden kimseyi görmeyeceğim bugün. Tamamen farklı derslerim var. Altımı değiştirdim düne göre. Ne giydiğimi bilmiyorum. Göstermem ilginizi çeker miydi, çekmez miydi hafta boyunca, ama belki bir sonrakine öyle bir video yaparım. Bu da bir fikir sonuçta. O zaman sizi öpüyorum. Bu arada gerçekten mesela haftalık okul kombin önerilerini bir ayrı bir videoda, böyle daha kısa ayrı bir videoda görmek ister misiniz? Bana mutlaka yazın. Çünkü belki öyle bir eski zamanlarda çektiğiniz gibi bir kombin videosu çekebiliriz. Ama daha böyle üniversiteye yönelik kombin videosu. Çıkışıma gelerek merhabalar diyor kendisi şu an. Konuşmayı reddediyor çünkü nasıl olsa anlamıyorsunuz diyor. Bari el sallayayım. Bir şeyler içelim, böyle biraz dışarıda oturalım dedik. Hava da çok kötü değil. Hava kötü değil derken? Yani kötü değil. Hayır, şimdi insanlar mesela bunun kötü olmadığını nasıl anlayacak? Ya onlara göre muhtemelen bayağı kötü yani. Soğuk ama kötü değil, evet. Yani New York standartlarına göre. Evet, şu an hava... Ya da New York'un 5 derece ayı, falan Şubat bence ayı. Kötü değil, evet. Günaydın. Dün hiç görüşmediğimizin, yani neredeyse hiç görüşmediğimizin farkındayım ama uyarmıştım bu konuda. Bugün Perşembe ve bugün dersimin olmadığı bir gün. Kendime zaman ayırabileceğim, istediğim saatte kalkabileceğim bir gün. Bu hakkımı sabah 6'da kalkarak kullanmaya karar vermiş bulundum. 8'de bize metro ile 45 dakika uzaklıkta olan bir yerde spinning dersine yazıldım. Neden böyle bir şey yaptığımı sorguladığınızı duyar gibiyim. Soul Cycle denilen bir yere gidiyorum spinning derslerine ve onlarla iletişime geçtim. PR kısmında çalışan kızla aslında böyle minik bir kahve toplantısı yapacağız. Ama öncesinde de dedik ki istersen beraber ilk bir derse girelim. Ondan sonra da oturup hani beraber neler yapabiliriz konuşalım dedi. Ve ben de kabul etmiş bulundum. Bence güzel bir şey oldu yani. Bayağı onun için de heyecanlıyım. Giyindim. Hava -3 derece olduğu için biraz kaygılarım var. Şu an tight'ımın üstüne bir de şofman giymeyi planlıyorum. Bu kadar. Şu an Louis Vuitton'un camında duruyorsunuz ama bence herhalde onlar için bir sorun yoktur. Spinning dersinden çıktım. Minik toplantımıza gittim, kahvaltı/toplantıya. Çok güzel ama hava o kadar soğuk ki dışarıda neredeyse hiçbir şey çekebilecek gibi değilim. Onun için şu an ya bir yerde oturup biraz ders çalışacağım, yanıma bir şeyler aldım. Ya da direkt eve gidip evi biraz toparlayıp ders çalışacağım. Bilmiyorum. Bir grup turist durup kamerayla konuşmamı izledikten sonra oradan uzaklaştım. Şimdi Soho'dayım. Biraz böyle birazcık turladım. Böyle bir iki mağazaya girdim. Hiçbir şey almadım. Eğer enerjim yeterse akşama kadar, akşam kickboksa bile gitmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum, abartıyor muyum acaba? Bende böyle şey gibi oluyor. Ya hep ya hiç. Şimdi spora başladığımdan beri bayağı neredeyse böyle her gün gider oldum. Ya da işte haftanın 5 günü gidiyorum. Yani çok korkuyorum. Bir gün bırakınca da tamamen bırakacağım diye, ama şimdilik çok iyi gidiyor ve çok iyi hissettiriyor. Onun için göreceğiz. Sizi süre
spordan çıkarken ya da spora giderken açıyorum ama şu an akşam oldu bayağı 6.30 saat çıkıyoruz ve kickbox'a gidiyoruz. Kerem Bey ile beraber. Spordan geri döndük. Şuradaki dağınıklığı biraz. Benim kesin Fransızca bilen takipçim vardır değil mi? Fransızca konuşulan bir yerde yaşayan kesin takipçim vardır diye düşünerek biliyorsunuzdur belki, yani daha önceden çünkü çok fazla söyledim bunu. Hep böyle Fransızca öğrenmek istedim ya da daha doğrusu diyordum ki hep işte bir dil daha öğreneceksen bu mutlaka Fransızca olmalı. Ve bu dönem seçmeli olarak Fransızca aldım. Çok hoşuma gitmekle beraber bence gereğinden fazla hızlı ilerlediğimizi düşünüyorum. Yani belki sadece ben öyle düşünüyorumdur. Ama böyle geçen derste gerçekten bunu söyledim, hani acaba fazla mı hızlı gidiyoruz? Çünkü biraz şey gibi oluyor, böyle her şeyi okuyor ve sanki hani eve gidip kendin çalış gibi bir noktadayız. Bilmiyorum anlatabildim mi dediğimi. Çünkü zaten haftada bir kez 4 saatlik bir ders görüyoruz ve böyle işte 1-2 tane, hatta belki 3... Pardon. Je ne suis pas divorcée. Aşkım gel soğan soy yani Fransızca. Je m'appelle Pauline. Je suis de Istanbul, mais j'habite à New York. Je suis étudiante. Aşkım burada musluk açıyorsun. Ama ya bu salata yanmasın. Ben diyorum ki je suis étudiante à l'université. Sen bana lömüslük açıyorsun. Ben bu salata yanmasam biraz sonra benim başımı patlayacak. Tamam bir dakika. Je suis d'Istanbul, mais j'habite à New York. Je suis étudiante à l'université. J'étudie le mardi, le mercredi et le vendredi. Je ne parle pas français. Ya, Arapça gibi geldi kulağım. Sıkıntı, bakın sıkıntı ne biliyor musunuz? Kerem'in en sevdiğim lafı. Bir şey söyleyip güzel bir şeyler söyleyip sonra böyle diyorum ki işte sıkıntı ne biliyor musun? Sıkıntı şu ki siz Fransızlar 11 harf yazıp 3'ünü okuma gereği duyuyorsunuz ve gerisi çöp. Başı, yani gerçekten şey böyle, ilk 2 harfi okumuyoruz, son 2 harfi okumuyoruz, ortadaki bir harfi okumuyoruz. 4. Marion n'est pas ennuyeuse, elle est intéressante. Jean-Marc est intéressant aussi, il n'est pas ennuyeux non plus. Jean-Marc est plus intellectuel que Marion, mais Marion est aussi intelligente que Jean-Marc. Okay. Günaydın. Bu girişi özlediğinizi ben de biliyorum. Ben bilmiyorum, belki de özlememişsinizdir. Ama sonunda cumadayız arkadaşlar. Hepimizin cuması kutlu olsun. Hafta bitmek üzere. Bu arada şaka bir yana, kendimi gerçekten sürekli cumada buluyorum. Hatta Kerem'e de dün bunu söyledim. Bir bakıyorum sürekli hafta bitiyor. Bu bir yandan güzel, hani demek ki dolu dolu ve yoğun geçiyor ama bir yandan da böyle zaman çok hızlı geçiyormuş gibi gelmeye başladı. Gerçekten bu böyle tam bir büyük insan konuşması, ben de farkındayım ama gerçekten öyle. Okulum işte bir ayı bitiyor bugün, cumadan itibaren ne bileyim bir sürü şey oluyor sürekli. Ve bugün Fransızca dersim var. Je ne travaille pas, je suis étudiante à l'université, je étudie le français. Diğerlerini hatırlamam için biraz zamana ihtiyacım var ama bugünkü dersim 10'da başlıyor. Normalde bütün derslerim 9'da başladığı için 8'i çeyrek geçe çıkıyorum. Bugün 9'u çeyrek geçe çıkacağım için biraz dedim ki kendime böyle smoothie yapmaya zaman ayırayım. Derken 1,5 saattir evde oyalanıyorum. Kerem şimdi çıktı. Ben hızlıca kendime bir smoothie hazırlayacağım. Çünkü ders 4 saat. Ve yani yarısını da gerçekten çok acıkıyorum. Hoş ara veriyoruz ama o arada zaten gidip bir şey almaya vakit olmuyor. Neyse. Sonuç olarak kendime böyle bir smoothie hazırlamayı planlıyorum. Bana dahil olursanız sevinirim. Yani şu ana kadar zaten dahil olduysanız ilk 4 güne, bugüne de artık birazcık katlanırsınız diye umuyorum. Bu arada benim farkındayım ki sürekli spor kıyafetleriyle görüyorsunuz. Ama yani gerçekten bu hafta böyle geçti ve realistik benimle bir hafta çekmek istediğim için de. Bu arada
geçenlerde bir şey öğrendim. Mesela eğer avokadonun yarısını kullanıyorsanız biliyorsunuz ki bu diğer yarısı çok hızlıca kararıyor. Bunun olmaması için bir kaba su doldurup avokadoyu böyle yüzüstü suya bıraktığınız zaman 2-3 güne kadar yeşil kalmaya devam ediyor. Anlatmadım şu an. Anlattın mı? Biz yaklaşık yarım saatte ne yiyeceğimize karar veriyoruz. Bir seçeneğimiz salata, bir seçeneğimiz McDonald's. Uçlarda yaşıyoruz, yemin ediyorum uçlarda yaşıyoruz. Ve yani ikimizin de aslında gönlünden McDonald's ama mantığından... Vicdanından salata ve balık geçiyor. Ve artık yani en son işte demin böyle kağıtlara yazdım. Ve Kerem yanlışlıkla salatayı çekti. Ama ona bir şans daha veriyorum. Şu an mesela ben de bilmiyorum. Tamam, ben sorumluluğu paylaşmak adına önce taş kağıt makas yapalım. Onun kazananını kimin seçeceğine karar versin. Tamam. Sonra hayır, kağıdı o seçsin. Ha tamam. Tamam. Dur. Biraz gel. Biliyorsun değil mi onu? Evet. Sen? Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ay, acıdı mı? Sakin ol. Şimdi sen kazandığın için kağıdı... Ama 3 değil mi? Ha tamam. 3 tane mi? No, hayır. Diyecek oyuna bağlanacak. Tamam, no. Ben kazandım. Tamam, sen kazandın. Kim çekiyor? Sen çek. Tamam, şöyle yap. Ben bakayım. Tamam. İki elini çek. Niye böyle böyle yapıyorsun? Ben mi açayım? Açıyorum. Sen aç. Ben bunu açayım, dur bir dakika. Fark ediyor ya. Aynısını çektim galiba. Evet. Aynı şey çektim. İtiraf ederiz ama bence etmeyiz. Ben şu an kendime bile itiraf edemediğim için bir saattir. Cumartesi akşamındayız. Bana bu hafta da eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Şu an bu videonun editini yapıyorum bu arada. Bu kısmını da ekleyeceğim birazdan. Ve yarın sizinle artık kanalımda görüşüyor olacağız. Umarım sevmişsinizdir. Daha çok böyle haftalık vlog gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.